Ne bileydik biz? Geriye dönüp fatura gelecek. Bunlar böyle bir latte şafirler diye. Bize zamanında deselerdi ki para da faturamızı göndereyim, öderdik faturamızı. Şimdi geriye dönüp emekli adam, çalışan adam nasıl ödeyecek bunu? 6 Şubat'ta maalesef bu üzücü olayla hepimiz sarsıldık. Hepimiz depremzedeyiz. Yani hiçbir, bütün her yere yardım, yardım olmadığı gibi 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra elektrik faturaları da gelmedi. Ertelendi denildi sadece. Sonra yıkılan evinizde dedi, her saate bakmaya geldiklerinde eviniz ağır hasarlı olduğu için size fatura çıkmıyor dediler. Saate sürekli gelip bakıldı ama. Çıkmıyor dediler. Bize böyle böyle en sonunda daha 29 Mayıs mı? 29 Mayıs'ta bir fatura geliyor. 5.572 lira. Biz bu faturanın nasıl geldiğini anlayamazken Enerjisa'ya gittik. Gittik. Oraya gittiğimizde 9 milyar küsur olduğunu söylediler bu sefer. Hayır, boş fatura verildi daha önce hep bize. Onları da götürdük. Diyor ki Hacı Kurt diyor dilekçe verecek. İşte biz dedik babamızın adına kayıttı zaten burası. Babamız da öldü. Ödeyeceksiniz diyor. Yaktınız madem. Biz ahırı ev haline çevirdik. Yaşama alanına getirdik yani. Siz nerede kaldınız? Bu böyle mi falan diye soracaklarına bizi bu durumda mağdur ediyorlar tekrardan. Bir yıl sonra. Sonra bir faturanın bir tanesine bakıyoruz. Biz daha borçları biriktiriyorduk, attık sonradan. Ne bileyim, hiç gelmeyecek deyince bize devlet ödeyeceğini söyledi. Hani devlet ödenilmeyeceğini söyledi. Şimdi biz Enerjisa'ya gidip öyle denildiğini dediğimizde diyor ki şey diyor, o diyor Şubat'tan sonra diyor tekrar alma kararı verdi devlet diyor. Tam da bizim hiç haberimiz olmadı ama bir uyarı. Yani biz zaten sığınmakta yaşam alanı kendimize ahır gibi yeri çevirdik. Biz burada yaşarken yani bunu nasıl ödeyeceğiz ben onu anlamıyorum. 3.070 lirasını 5 iş günü içerisinde ödememesi halinde elektriğiniz kesilecektir diyor. Bize de 4.000 lira fatura geldi geriye dönük bir yıl sonra. Bize zamanında dediler ki size fatura gelmeyecek ya bir müddet. Ya ertelendi ya da bilmem ne gibi bir şey söylenmedi. Faturalar boş çıkıyordu. Zamanında bize söylerse deselerdi ki böyle böyle ya bu işi yapacağız. Zamanında faturamı öderdik. Şimdi geriye dönük 4.000 lira fatura. Bir emekli için ödemek zor tabii. Taksite de bölsek zor yani. Yani bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Ya faizin alınması ya da bilmem ne bileyim daha büyük taksitlere bölünmesi. Emekli olarak bize de, yani bu işin bir an önce çözülmesi lazım. Bir de elektrik şoku yaşadık bir de şu anda. Ya da görüyorsunuz her tarafta konteynerde oturuyoruz zaten. Kendi yağımızdan kavrulmaya çalışıyoruz. Vatandaş olarak herhalde benden başka birkaç kişi daha vardır yani bilmiyorum da tam. Valla işte dediğim gibi ev hasar gördü. Bir de işte Osmanlı'da kaldık, sağa solda kaldık. İşte konteyner geç geldi. Hiçbir zaman deprem yardımı alamadık. Yani hiçbir şeyden deprem yardımı alamadık. Sadece bir konteyner yardımı aldık. Başka da şu an için bir yardım almadık. 6 Şubat'ta deprem oldu 2003'te. Tesadüftür ki 6 Şubat 2024'te de faturalar gelmeye başladı. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra faturalar mı geldi? He, geriye dönük. Yani bu geriye dönük fatura da yani ağır olur yani vatandaş için. Vatandaşı zor durumda bırakıyorlar yani. Zamanında derler ki bu kadar faturamız ödenecek. Biz de gider faturamızı ayda ayına öderdik. Bu kadar şimdi ne bekliyorsunuz? Şimdi ya indirim bekliyoruz ya da bileyim ya daha çok geniş taksit verilmesi getiriyoruz. Bekliyoruz yani. Başka bir şey yapacak bir şey yok herhalde. Bunların tamamına göre ödeyeceğiz öyle ya böyle.